Ya hafızam çok silinmiş. Bir güzel şarkı vardı Zülfü Livaneli'nin. Şu Hiroşima'ya yapmış bir ağıttı biliyor musun? Diyor mesela ki, Hiroşima. Yani çoluk çocuk demeden adamlar kavurmuşlar. Söyle. Diyor bir çocuk girse dese amca dayı benim suçum neydi? Böyle bir ona benzer bir sözleri vardı. Ha, unuttum ya. Hatta söylüyordum da böyle. Hoşuma da gidiyor. Yani sadece burası değil yani. Amerika'nın kendi bizzat yaptığı katliamlar vardı. Yani Hiroşima, Nagasaki, Vietnam. Mesela o resim çok şey anlatıyor. Şimdi duvar o zaman yeni yıkılmıştı ya. Sovyetler Birliği çökmüştü. Bir tartışma vardı. Sovyetlerdeki bu nükleer silahlar ne olacak mesela? Evet. Kazaklarda, Kazakistan'da kalacak. Hı. İşte hangi ülkelerde o teknoloji kalacak? Kelli felli adamlar şunu tartışıyorlardı. O silahları Amerika'ya teslim etsinler dünyanın güvenliği için. Yani kimse demiyordu o kelli felli adamların tartıştığı ortamda. Kimse demiyordu ya Amerika'nın bu konuda sabıkası var. Siz ne diyorsunuz? Kafayı mı yediniz? Yani adam kullanmış bu silahı. Onlar da Amerika'nın satın aldığı adamlarmış. Şimdi demek o gün öyle kullanan adam, öyle bir gerekçeyle kullanan adam bugün başka gerekçeyle kullanabilir. Saddam zamanında da kullanılsın mı falan diye tartışıyorlardı da hatırlıyor musun bilmiyorum. Yani nükleer silah kullanalım mı falan diye. Bir kere kullanmayacaklarsa niye yapıyorlar ki bunu? Değil mi? Şimdi diyorum. Yani hiç kullanmayacağın bir silahı niye yaparsın ki sen? Yani kelli perli adamlar çıkıp televizyonda konuşan insanlar da yani onlar da... Ya Almanya'nın ileri gelmiş kanaat önderler. Tamam fikir adamlar. Fikir adamları. Allah Allah. Tabii sıradan adamlar sokaktan halk röportajı değildi ki. Belki de toplumun önüne çıkarılmış fikir adamları da şimdi izin verilmiş, müsaade edilmiş. Ya hakim o zaman kim adı sanı meşhur olan olmuş olan insanlar. E tabii Jürgen Theodenhofer değil tabii ki yani. Jürgen miydi adamın adını bilmiyorum. Ya bizim televizyonları da Samet abi şu ana çıkıyorlar. İşte Amerika bize yaptırım yaptı Türkiye'ye. Öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Yani ya şey tartışmacı falan değil. Hayır, şunu onlar diyorum yani çıkarıp sokak kabadayısı adamlar. Çıkarıp mesela demiyorlar ya bu inciliktir, küreciktir, Amerikan üsleridir. Yani bunu demeleri lazım aslında. Öyle mi yapalım, böyle mi yapalım onu konuşuyorlar. Yani nasıl atlatırız bunu? Evet. Bu krizi. Sen de toparla üslerini gittiği bakayım. Yani yani bunu şimdi hükümet diyemeyebilir tamam ama bir tane orada kanaat önderi diye çıkmış oraya bir adam bunu dillendirmesi lazım değil mi? Demin sen dedin ya kelli felli adamlar Amerika'ya silahları verirsin diyor diye dedin demiş yani. Aynı şey yani. Bizim de öyle bunlar kelli felli değil bizim televizyona çıkan. Aynı şey ya yani aynı öyle. Semet abi biraz anlatır mısın ben karşıdakinin meclis binası olduğunu biliyordum ama bir de orada meclis binası vardı. Buralar genelinde bakanlıkların Bakanlar Kurulu'nun binası şu karşısı. Burayı önce istersen bir çek bu ne ihtişamıyla falan böyle. Onun için biraz geriye geldim ya ben. Ha, biraz onun için geriye geldim. Aha. Evet çekiyor şu anda. Buralar hep bakanlıklar bu alanda. Evet şimdi. Benim Deutschen Volker. Neredeydi o? Alman halkına. Evet. Bu eski Almanca olduğu için tam da tercüme edemeyebiliriz. Yeniyi de tam tercüme edebildiğimi söyleyeyim. Şimdi zikredeceğim. Biz geldiğimizde buralar hep tutluktu. Göster, göster bakayım. Dedem rahmetliye şuradan sana bir varsa verelim. Mı? Şuradan demişler. O da demiş yok bunun vergisini kim ödeyecek? Bununla kim uğraşacak? Keşke falan alsaydınız zamanında. Tamam. Kırmızı dutlar vardı burada. Beyaz dutlar vardı. Üzerinde kuşlar uçuşuyordu falan. Tarla, her taraf tarlaydı. Biz burada mangal yapıyorduk. Çöplerimizi de çoğu zaman bırakıp burada gidiyorduk. Aman Allah'ım. Sonra bu gavur Almanlar sonra bu gavur Almanlar geldiler dediler. Hadi lan oradan. Yığıştırın, toplayın her şeyinizi. Biz burada bakanlık yapacağız falan. Sizin mangal yerinize. Bizim mangal yerimizde. Bakın şu binaların o. Bu bina vardı. Bu parlamento, bu Reichstag vardı. Ama onların hepsi bizim mangal yaptığımız yerlere yaptılar. Mangal alanların üstünde meclis binası yaptılar. Evet.
O kadar mı fakirdi bu ülke ya? Ne mangallar yaptık oralar. Şu karşıda hemen gelmişken... Top oynadık, mangal yaptık. Berlin'in yeni Hauptbahnhof, ana tren istasyonu. Oraya da gideriz ya, oradan gidelim. Evet, orası da dutluktu. Tabii o zamanlar gençtin değil mi? Tabii o zamanlarda biz gençtik. O zamankiyle bu zamanki arasında çok da bir... Yani fark hissetmiyorum ben. Çok şükür. Şimdi Almanya'ya gelen insanların, yani gezmek için, turistik olarak gelen, Berlin'e tabi gelen insanların ilk gördüğü yerlerden birisi burası. Evet. Buraya ne diyorlar bizim gastarbeiterler, misafir işçilerimiz? Hitler'in sarayı. Hitler'in sarayı. Ama Hitler'in sarayı değil, bu Deutsche Reich'in Alman İmparatorluğu'nun o zamanki parlamento binası, yönetildiği bina. Garibim Hitler bir gün görmedi ki yani. Şimdi de Reichstag, yani şimdi de öyle. Ama orada, öbür tarafta gördüğüm Reichstag benim biraz kafamı karıştırdı. Orayla buranın parlamento binası öbür tarafta gördük ya, Unter den Linden. Orada. Bir de burada... Buranın adı ne? Reichstag. Orası Bundesreichstag yazıyordu. Farklı bir şey mi yazıyordu bu? Bundestag. Ha, Bundestag. Parlamento binası falan öyle bir şey yazıyordu herhalde. Şimdi belki onlar ziyaretçiler, bizde var ya hani böyle kocaman bir alana şey yapmışlar, milletvekillerin olduğu yer. Gidiyorsun ziyaretçi milletvekiline. 100 kişi gelmiş çay içmeye milletvekili. Kim hemşehriler sanıyor? Gelmiş, akrabaları gelmiş. Hemşehriler gelmiş, akrabalar gelmiş. Şimdi sen yoktun o zamanlar. Biri geldi dedi ki, bir sanatçı dedi ki, ben bunun üzerine örteceğim, sanat eseri olacak. Kocaman bir çarşaf çektiler bunun üzerine. Öyle hatırlıyorum. Hatırlıyorum ben. Kocaman bir çarşaf çektiler. İskeleler kuruldu falan, günlerce televizyonda tartışıldı. Bir Alman sanatçı, şarkıcı var. Onu da tartışmalara, bu sanat mı değil mi diye tartışılıyordu da. Bu tarafa doğru yürüyelim. He. O da karşıydı böyle bir şeyin sanat olduğuna. Ne bir şeyin üstünü bir çarşaf örtmüşsün, sanat mı olur öyle diyordu. Fakat ne oldu, kaldırdılar sonra onu. Onlar da işte karşıdakiler de, o zaten geçici olaraktı. Yani bir fotoğraf çektirmek için yapılan bir iş. Ama ne zahmetli bir işti, vinçler kullanıldı. Tabii. Şimdi onun üzerine çarşaf örteceksin, yani çadır örteceksin. Öyle kolay iş değil ki. Şimdi o da bunun sanat olmadığını tartışıyordu. Bilmem ne Schneider diye böyle gözlüklü bir şey var, hatırlarsın belki. Aileden de zengin birilerine. Diyordu ki bu böyle sanat olmaz. Karşıdakiler diyorlar ki adam yılların birikimi falan böyle kafasında oluşturmuş. Adamın bir altyapısı var, sanat adamı falan. O da sonra kalemle bir şey çizdi kağıda. Dedi ben de burada bir sanat yaptım. Yılların birikimi işte, kabiliyetimi kullandım falan. Ne dediler? Gösterdi, çöp adam. Doğru söylüyor. Kaç saat çekeceksin onu? Pil bitecek. Ama çok masraflı bir şeymiş ya onu. Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Hauptbahnhof'a gidelim mi? Hauptbahnhof'a doğru yürüyelim. Akünün yettiği kadar mı? Akünün bizi götürdüğü yere kadar mı gideceğiz? Yok, istersen bir ara verelim. Orada çekmeye falan, ama fazla uzak değil orası. Fazla uzak değil. Yürüyoruz, hem sohbet ediyoruz, hem yaptığımız iş bu, formatımız bu. Bak, parlamento binasına kimliksiz girdin. Gördün mü? Parlamentonun olduğu alana. Hatta şimdi... Kimse sana bir şey sormadı. Hatta burayı metroda yapmışlar. Evet. Bu metro yeni. Bundestag vardı. Bundestag durağı da var. Bayağı gazeteci de var ha burada, böyle bekliyorlar. Orası Bundesparlamente, parlamento binasıydı. Farkı ne onu bilmiyorum. Burası da Bundestag binası. Toplantıyı mı burada yapıyorlar? Ya şimdi bizim mecliste bir sürü komisyonlar var, alt komisyon var, parti grubu var, şu var. Bilmiyorsun ki yani o kadar. Bu da güzel bir görünüm bak. Evet. Bu neydi o? Doğu Berlin'in, Doğu Almanya'nın televizyon kulesi. Sahili kulelerden biri dünyada, yüksek bu. Alexanderplatz'ta. Buradan öyle gözüküyor işte. Evet.
Şimdi biraz önce konuşuyorduk ya Cüketcan, Osmanlı'dan, Alman'dan, bunların yetiştirdiği bilim adamından falan konuşuyorduk da. Hı hı. Şimdi bizde bilim adamına çok da değer de verilmiyor. Mesela cami yapıyor adam, camiye padişah adı koyuyor. Ya bizim yetiştirdiğimiz bilim adamları yok mu? Bir tane, nadiren bir tane Mevlana camisi var. Fatih camisi, Yavuz camisi. Ya Almanya'ya gelmiştim, buradakileri diyorum ben. Almanya'ya gelmiştin, caminin adını Fatih Camisi mi koyman lazım? Ya da Viyana'yı kuşatmış olan adamın adına Viyana'da cami mi yapman lazım? Yani yok mu hiç senin tarihte bir... Ebu Hanife Camisi yap mesela, Hazreti Ömer Camisi yap, ben Hazreti Ebu Bekir Camisi yap. Ebu Hanife duymadım. Hazreti Ali Camisi yap. Yani illa adamlarla savaşmış olanların mı adına cami yapman lazım? Gelenek devam ediyor. Tarihte de Osmanlı'da yapılan camiler genelde padişahlar, padişahların hanımları, kızları yaptırmış ya, onların adı verilmiş. O gelenek devam ediyor böyle. O gelenek devam ediyor. Hani bunu vatandaş kendisi yapsa, cemaatten biri adı koysa, ama tebligatla görevli hoca o ismi veriyor. O şeyi yapıyor. Tebligat, yani cemaatten biri yapsa dersin ki işte, adam demek istiyor ki bir zamanlar bir de biz de sizden üstündük, böyleydik, güçlüydük falan. Anlarsındır bak. Ama tebligatla görevli olan alimler veriyordur da o kararı. Kim caminin adı ne olsun kararı. Şurada Şarikiye Hastanesi. Çektim biraz önce. Şarite Fransızca bir isim değil mi? Evet, eskiden o hastanenin adı başka bir şeydi. Satın aldılar orayı. Sağlık sistemi burada da paralı olduğu için. İşte hastaneler, tabi belli denetimler falan burada iyi yani. Kopartma. Burada biraz da ilaç şirketleriyle sağlık sigortaları arasında bir denge oluşturulmuş. Yani doktor eskiden biz yeni geldiğimizde istediği kadar ilaç yazabiliyordu bir hastaya. Mesela diyelim Türkiye'de deprem olmuş, adam gidip doktora fazladan ilaç yazıp Türkiye'ye gönderebiliyordu. Bunu hatırlıyorum. Doktor da yazıyordu ama sonra bir şey getirdi. Doktorlara ilaç kotası getirdi. Özür diliyorum, hep böyle elimi koyuyorum, ben unutuyorum. Kameranın dengesini bozuyorum. Evet, estağfurullah. Sonra şey yaptılar, onu kaldırdılar. Doktorlara ilaç kotası koydular. Her bir doktor o kotayla sınırlı ilaç yazabilir. Her bir doktor da kotası da herkesinki eşit değil. Müşteri sayısı, daha doğrusu hasta sayısına göre kotası var. Hatta ilaçlara hiç katkı payı vermeden alabiliyor. Geçen Noel Pazarı'nın önünde çekmiştik, orada bir tren istasyonu vardı dedik ya, eski bir tren. Burası bu tren istasyonu eski diye. Evet. İki Almanya'nın ayrı olduğu zamanlardan kalma. O zaman orası kullanılıyor. Ana tren istasyonu. Sonra ana tren istasyonu buraya yaptılar. Burası da tabii bir özelliği de ne? Bir özelliği de parlamento binasına, bakanlıklara falan yakın olması. Biliyorsun eskiden Bonn'daydı. Tüm bu parlamento binaları falan, bakanlıklar Bonn'daydı. Hükümet, Bonn küçük, çok küçük bir şehir yani. Berlin'e göre küçük bir şehir. Yani Berlin'e göre çok küçük, çok da Almanya'nın diğer şehirlerine göre de çok küçük bir şehir. Hatta Bonn'un havaalanı yok. Allah Allah, şey için Köln'ün var herhalde. Evet, orada yakın yerlerde başka şehirlerin havaalanı var, Bonn'un havaalanı. Adamlar akılcı iş yapıyorlar Semet abi, yani. Neyse, Türkiye'ye gitmeyelim de şimdi. Yani şimdi Türkiye'yi örnek vermeyelim. Adam işlevsel iş yapıyor. Yani bu havaalanını yapacağız, kaç yolcu taşıyacak buraya? Bu değer mi? Oturup hesap kitap yapıyor, matematikçi, fizikçi, hep bütün bilim adamlarından bir karara varıyor. Yani
politik bir karar vermiyor yani veya duygusal bir karar vermiyor. Sonra bakanlıkları buraya taşıdılar. Tabii ulaşımı da kolaylaştırmak için Bahnhof'u da tren istasyonunda, ana istasyonunda buraya getirdi. Berlin Hauptbahnhof. Şimdi bir sürü memurlar falan da yolculuk yapıyorlar ya, yani parlamento binası da bir sürü insan evet. Rahat gidip gelebilsin diye. Ama gerçekten Berlin, Almanya demir yolları çok çok ileri durumda. Çok çok trenler de o şekilde güzel, konforlu ama aynı şekilde pahalı. Çok önceden belki alırsan biraz uygun geliyor. Şimdi bilet almaya kalk, uçak biletinden pahalıdır. Ama konforuna diyecek şey yok yani, güzel konforu uçak var. Uçak biletinden pahalı ama tek kişiyle arabanla bir yere, diyelim ki Münih'e yolculuk yapacaksın. Tek kişi arabanla. Yapacağın masraf, trene vereceğin masraf da aynıdır. Daha fazla olur. Bir de arabanın eskime payı var. Eskimedir, riskim var. Yani rahat değilsin. Trende otur, uyu. Koltuğunda kocaman koltuk. Evet, bu şifreye de bahsettiğimiz şifre buraya evet. Geliyor değil mi? Bir iki kola ayrılıyor. Bak şimdi dikkat edin, kola ayrılıyor burada. Daha... Bak bir kol o taraftan gidiyor. Evet. Biri de bizim altımızdan geçiyor. Şöyle buradan. Biz bu altlardan da yürümüştük, hatırlıyor musun? Buradan yürüdük ta. Evet. Nereden çıkmıştık? Grossmarkt'ın evet. Oradan. Halen oralardan çıktık. Evet. Öyle miydi? Yanılıyor evet. Mu? Pardon Semet abi, şu köprüde çekebilir miyiz? Gün batımını falan. Gün batımı köprüsü, bu köprünün de tarihi bir köprü. Bunu bombalanmış bir resmini gördüm geçen ben. Ya. Evet. Ama göremiyoruz şimdi. O köprünün üzerinden çok arabayla geçmiştik. Biz şimdi bu binalar yapılmış ya, gözden kaybolmuş yani arada bir yerde. Teferruat olmuş arada bir yerde, ayrıntı olmuş. Bizim bir tanıdık vardı, onun babası böyle eş anlamlı kelimeleri peş peşe sıralıyordu. Şimdi kendimi onun gibi hissettim. Eş anlamlı kelimeleri. Hayat ve yaşam. Hayat, yaşam. Bir anlamı da, bir kelime daha varsa onu da kullanıyordu, öbürünü de kullanıyordu. Ya aslında orada şey, belki ben de kullanıyorum. Yani daha iyi anlaşılsın diye de. Daha iyi anlaşılsın diye. Bir de eski Türkçe, yeni Türkçe. Misal mi desem, örnek mi desem? Mesela mı desem? Karikatür vardı. Bugün Necdet'e attım da o da çok gülmüştü. Hatta onun için arandı. Şimdi oradan bahsetmiyorum. Bu dilin sadeleştirilmesi üzerine. Ben atarım onu. Tamam. Biraz müddetlendi. Berlin ana tren istasyonu burası. Şimdi bu lamba Almanlara yanmış diyeceğim. Çocuklar da bekliyor. Ya çocuklar var, onlardan utanırız. O kadar utanmamız var bizim. Her tarafta özellikle bisiklet sürücüler için şu şiltler, şu yazıları görmek çok güzel. Bisiklette zikredeceğim. Kacer köyünde bisiklet idi. Şimdi burada bisiklet oldu. Ben bisiklet diyorum. Bisiklet demiyorum. Fahrrad da diyorum. Hele Allah'tan bisiklet demiyorum. Camlı bina ne soldaki?
Vallahi bu da bir sanat eseri. Baktığın zaman farklı boyutlarda resmini görüyorsun. Küp Berlin çevirirsek Türkçe'ye. Olabilir. Küp şeklinde yapmışlar ya. Küp evet. Berlin. Bilmiyorum ben. Çok yeni olmuş olması lazım. Havalandırma kapağı mı? Havalandırma kapağı. Yukarıya doğru açılıyor diye de not düşmüş. Şimdi bu ışıklandırmalar Noel'e özel de biliyorsunuz. Evet. Küp binamız da olur. Erich Fromm diyecektim. Biraz önce Freud'un öğrencisi. İsmi aklıma gelmemişti ya şimdi maşallah, geldi. Maşallah maşallah. Şimdi o Recep İvedik'teki gibi oldu biraz. Bir sürü Alman filozof var falan dedik ki isim sayamıyoruz. Hadi say Recep İvedik gibi bir isim say dese. Balık çeşitlerini mi? Balık çeşitlerini diyor ya şu kadar balık çeşidi var diyor. Hadi say bakalım. Şimdi kapıdan içeri giriyoruz. Hoppanufa. Şimdi Allah'tan canlı yayın falan değil. Bir diyecekti. Hadi say bakalım. Şimdi burada arkadaşlar kaç tane var? 16 yazıyor. 16 tane peron var. 16 tane mi? Hayır. 11'den 16'ya yukarıda pardon. 1'den 8'e 6 aşağıda. Aradakiler 8'den 11'e. 8'den 10'a. Hayır. Diyorum ki sonuçta 1 ile 16 arasında 16 tane rakam var yani. Ha öyle var ama. 16 tane peron var en az yani diyorum. O ikisine tane... nereden giriliyor yani onu demek istedim. Bu da belki diğer taraftan giriliyordu. Bir tanesi şu yandan mı çeksek şu taraftan? Buradan mı çeksek? Burada isimlerden tasavvuf olmaz diye bir şey yapmışlar. Evet. Bakarak konuşabilirsin bak. İtibardan tasarruf olmaz demiş yapmışlar burayı. Hiçbir masraftan kaçınmamışlar diyorsun. Evet burada belli başlı marketlerin şubeleri var. Mesela Riva var, Rossmann var, Körbüst var, McDonald's var. Bir de Berlin'in içinde şehirler arası trenler buradan kalkıyor ya. Ana istasyon burası ama başka evet. İstasyonlar da var. Gezintburnu'ndan da mesela Ostbahnhof var, bir de Spandau var, bir de Gezintburnu'ndan var. Ostbahnhof da var. Ostbahnhof da var. Ostbahnhof doğuda. Ostkreuz'un da kalkıyor herhalde. Westbahnhof var mı? Westend var. Westkreuz var. Westend var. Westkreuz var. Ben şehirler arası trenlerin durduğu istasyon. Ya ana istasyon ama Gezintburnu'ndan da kalkıyor. Hı. Ama asıl kalktığı yer burası. Gidelim mi? Gidelim. Şu tarafa. Yani öbür taraftan çıkalım. Ben yolculuk yapmayı severim. Mesela böyle. Vay be. Trenle. Hele ben... yolculuk sırasında da pastanelerden falan bir şeyler almayı. Ne kadar pahalı olsa da buralarda. Hele tren içinde aldığın zaman daha bir tadı oluyor. Tren içinde bir kahve al. O kahvenin tadına doyum olmuyor. Çok da pahalı değil Semet abi. 2-2,5 öyle falan böyle. Türkiye'deki havaalanlarından pahalı değil. Iğdır havaalanında bile çok pahalı ya. Ya bu standart ne? Demek ki de bu havaalanlar. Aynı adamlar işletiyor. Hem adam verdiği kira fazladır. Ona göre bir fiyat koymak zorunda. Şimdi yolcu da para harcamaya da hazır ya. Nedense. Biz de bir ara çok şeye gittik Semet abi. Uzun yolculuk yaptık. Hep karıştırıyorduk. Yani biraz kaos yaşadık burada. Çünkü her şeyin asansörü ayrı.
merdivenlere ayrı. Buralar hep tutluk işte. Yürüdüğümüz yerler mi? Yürüdüğümüz yerler tutluk. Allah. O tutlukların yerine bunu diktiler, bir dakika, daha da tut kalmadı. Kurudu mu? Biz o kadar gezdik, ormanlar, parklar gezdik. O kadar ceviz ağacı gördüm, kestane ağacı gördüm, bir tane tut ağacı gördüm. Ya insan iki tane tut diker buraya. Bunların şeyine, damak zevkine uygun değil herhalde. Uğur'a gittiğim zaman bir annem için, kardeşlerim için geliyorum. Bir kayısı için gidiyorum, bir de tut için gidiyorum. Ya özel arkadaşlarım da var, onu da söyleyeyim. Kanaat önderlerim var benim orada. Şimdi Giyazıt, bunu nasıl gidebiliriz buradan? Burun Enşitesi'ye gidiyor buradan Laşik. Bakalım oraya. Evet. Kaç saat olmuş? Saat 4'e geliyor. İstikamette gitsek oralara, Nordbahnhof'a falan en azından geliriz. Şu da gidiyor, Strassenbahn var ya, tramvay. Ama geliyor mu geliyor şu anda? İki katlı olsa üstüne çıkardık ama. Bir şey diyeceğiz. Sonra yolda molda döner bir taraflara. Ha? Şimdi bakalım o zaman. Geldi bile. Levha var mı? Bir dakika. Şurada var. Küçük yedi. İnvaliden falan. Tam orada bir durak gidelim. Kapat istersen. He? Kapat istersen abi.